Fatih Mehmet Maçoğlu'nun, komünist başkanın Kadıköy'den adaylığını soruyoruz. Nasıl değerlendirdiniz diye. Harika olur, adaletli olur. Hak, hukuk, adalet var çünkü o kişide. Çok iyi olur. Hiç ayrım yapmadan, din, dil, ırk, mezhep ayrımı yapmadan, hiç kimse ayırmadan şahane bir şekilde bu Kadıköy ilçesini yönetir. Tıpkı Tunceli yönettiği gibi yönetir. Katılıyorum istiyorum ve de destekliyorum. %100. Kazanabilir mi sizce? Burası aydın kesim, cumhuriyetçi, Atatürkçü benim gibi. %70, %75 bir oran veriyorum. Kazanabilir. Çünkü Yobaz, bağnaz bir semt değil. Dolayısıyla aydın kesim, tahsilli kesim. Onu anlayabiliyorlar. Var öyle bir olasılık. Ama derecesini tam belirleyemiyorum ama bu %50'den yukarı düşünüyorum. %50 olur, %60 olur, %70 olur. 80'e kadar yolu var. Ondan sonrasını bilemem. Vallahi destekleyeceğiz. Destekleyeceğiz. Daha önce kimi desteklemiştiniz? CHP'yi desteklemiştik. Şeyde de İşçi Partisi'ni desteklemiştim. Seda Kadıgil'i destekledik. Burada seçtirdik Allah'ın izniyle. Onu da seçtireceğiz. Olabilir mi? Olacak inşallah. Ben yanlış olduğunu düşünüyorum. Neden? Şimdi Maçoğlu'nun bu topa girmemesi gerekiyordu. Bu topa girerse burada kaybedecektir. Kaybedeceği için de yazık olacaktır. Çünkü kendisini sevdiğimiz bir insan. Hiç görmüyorum. Kazanma ihtimali hiç yok. Hiç yok. Yok. Kendisi yanlış yapıyor ve harcıyorlar gibi geliyor bana. Aynen katılıyorum. Yanlış karar. CHP kesin alır. 65 yaşındayım. 65 seneden beri CHP burada devam ediyor. Evliyatını bilmem. Onu dolmuşa getirdiler. Olmaması gerekiyordu. Dolmuşa getirdiler adamcağızı. Tunceli'de çok güzel işler başarıyor. Ama biz CHP diyorum. Ekrem İmamoğlu diyorum. Ankara'da Mansur Yavaş diyorum. İzmir'de Tunç'ta, Adana'da işte söylenenler. Onlara... Ben 68 yaşındayım, CHP'liyim. AK Parti'ye hiç oy vermedim, vermem de. Bizi bağla o getirdi, ülkemizi mahvetti. Fatih Mehmet Maçoğlu'nun Kadıköy adaylığı için ne düşünüyorsunuz? Çok seviyorum, çok sevdiğim bir başkan. Ancak Kadıköy için bu bel saçma yani, hatalı. Neden peki? Yani Kadıköy kozmopolit bir yer. Burada CHP'den başka kimseye oy çıkmaz. Neden böyle bir hamle yaptılar? Oyları bölmek için olduğunu düşünüyorum. Kadıköy adaylığı için yanlış olduğunu düşünüyorum. Yani CHP zaten alacak burada. CHP'nin oylarını bölecektir ama kazanamayacaktır Kadıköy'de. Keşke CHP ile işbirliği yapıp başka bir yerden ya da buradan CHP'den girseydi diye düşünüyorum. Kendisini seviyoruz ama bence yanlış. Evet, yanlış bir karar. Evet, Kadıköy için özellikle. Siz oy vermeyi düşünür müsünüz mesela? Ya Kadıköy'de değilim. Kadıköy'de olsaydım bilmiyorum verebilirdim ama oyum boşa giderdi. Siz ne düşünüyorsunuz? Teşekkür ederim. Aynı şekilde söylediklerine katılıyorum. Ama buraya geldikten sonra Maçoğlu, ben de Malkoçoğlu diyecektim. Dersim'de yaptığının aynısını yani böyle büyük şehirde, Kadıköy gibi bir ilçede yapabileceğini çok zannetmiyorum. Çünkü oradaki kitle ve yaşayış, sosyal hayat, rant başka bir şey. Adaylık konusuna gelince benim de düşüncem aynı. Keşke CHP ile anlasaydı, CHP'nin adayı olarak çıksaydı. Biz de gerçekten bir sosyal belediyecilik anlamında bir şeyler kendisinden daha fazla görseydik bir büyük şehirde yani. Sonuçta oranın nüfusuyla, kitlesiyle burası bir değil. Bence yanlış yaptığını düşünüyorum yani TKP'den aday olması doğru bir şey değil. Yani kazanamayacağını bile bile belki de siyasi hayatını daha etkileyecek sonu olacak belki. Ya da ne bileyim yeni bir kapı açılacağını düşünmüyorum onun açısından. Hani belediye başkanlığını kazanmadığı takdirde. Ama ben Maçoğlu gibi insanların siyasette var olmasını ve her zaman bir örnek bir belediyecilik teşkil etmelerini istedim. Kendisini takip ediyorum severek, beğenerek. Ama bu davranışın yanlış olduğunu düşünüyorum işin açıkçası. Fatih Mehmet Maçoğlu, komünist başkan, Kadıköy'den belediye adaylığını koydu. Ne düşünüyorsunuz? Bence kazanmalı. Destekleyecek misiniz? Evet. Daha duyar duymaz hemen öyle dedik zaten. Destek tabii ki. Ben çok seviyorum zaten kendisini. Tunceli'de yaptıklarını da biliyoruz. Gerçi burası büyük bir şehir ama bence fark edecektir Kadıköy için. Peki kazanma ihtimalini nasıl görüyorsunuz? Valla karşısında güçlü bir aday olmazsa bence kazanır. Sol görüşte olan biri gerekiyor. Dar gelirlinin yaşam tarzını düzenlemesi gereken biri gerekiyor. Bu konuda ben ilk adaylığını koyacağını duyduğu günden itibaren mutlu oldum. Peki sizce Kadıköy'de kazanabilir mi? Kazanma ihtimali nasıl görüyorsunuz? Valla ben olumlu görüyorum. TKP diyorsanız zor. Zor yani. Demokrasiye inanmış sol tandanslı bir insanım. Yani işte CHP'ye veriyoruz. Oy kaybı olmasın diye ama tabii CHP eski bildiğimiz CHP değil. Yani başkanın şansını da zor görüyorum. Yani sistem olarak, ideal olarak tartışmıyorum ama Türkiye'de özellikle böyle bir zamanda komünizm adı altında veya böyle bir ideolojiyle çıkmanız şansınızı azaltır yani.
Kadıköy'de de. Yani CHP'yi güçlü görüyorum. Yani kötünün iyisi. Fatih Mehmet Maçoğlu'nun Kadıköy adaylığı için ne düşünüyorsunuz diye soruyorum. Yani Maçoğlu'nun aday olması CHP için bir dezavantaj olacak. O yüzden de hani daha belki farklı yerler düşünülebilirdi. Ben öyle düşünüyorum. Yani çünkü burada genelde hani sol kesim yani çok fazla aday çıkarttığı zaman diğer şeylere yarayabilir partileri. Peki Maçoğlu'nun kazanma ihtimali nasıl görüyorsun? Valla bilemediğim için hani sosyalistler burada bayağı bir güçlü. Ama şimdi işin içinde CHP olunca büyük bir sıkıntı yaşanabilir yani. Siz de böyle mi düşünüyorsunuz? Ben de aynen düşünüyorum. Ama iyi olacak Kadıköy için bence. Kazanmasını istiyoruz. Evet, istiyoruz. Ama başka bir şey hani nasıl söyleyeyim? CHP'nin bu sefer CHP'ye engel olma durumu var. Hani CHP kazanmasa zaten direkt diğer partilere gidecek. Bölünecek onlar, oylar. Oylar bölünmeseydi fakat gerçekten kazanmasını istiyorum yani. En azından böyle bir deneyim yaşanabilirdi belki. Yani bölündüğü zaman ne olacak? Bu sefer de diğer partiler kazanabilir. Yani hiç beklemediğimiz AKP gelebilir mesela. Kadıköy gidebilir diyorsunuz. Gereksiz olmuş biraz. Yani Dersim'de kalsa daha iyiydi. Evet. Çok şansını nasıl görüyorsunuz peki? Ya Kadıköy'den kimi koysa CHP zaten bir şekilde kazanır. O TKP'den aday oldu. Öyle mi? Evet. Zor. CHP'nin adayı daha belli değil. Oy alamaz yani. Ya alsa bile %5, %10'u geçmez yani. Peki Kadıköy'den adaylık konusunda ne düşünüyorsunuz? Doğru buldunuz mu? Garip geldi yani. Çünkü orada iyi işler yapıyor. Burada ne yapacak ki Kadıköy'de? Kadıköy zaten kurumlaşmış böyle şey bir bölge yani. Burada bir şey yapamaz. Orada iyi girişimleri vardı da burada bir şey yapamaz yani. Ancak CHP'nin %60-70 oyu var zaten. Bölse 5'ini böler, o da çok sonucu etki etmez. Doğru düşünmüyorum aslında. Doğru olmadığını düşünüyorum. Kadıköy zaten evet demokrat kitlesinin yüksek olduğu bir yer. Ama CHP'nin seçmenin riske atacağını düşünmüyorum seçimi. Keşke Maçoğlu kazanma ihtimali kesin olduğu bir yerde aday gösterilseydi. Bu şekilde pasifize edilmeseydi. Yani Maçoğlu Kadıköy yanlış karar evet. Kazanma ihtimalini görüyor musunuz? Hayır. Oyları bölme gibi bir düşünceniz var mı? Çok bölmez. Çok bölmeyeceğini düşünüyorum. Seçmen daha duyarlı davranacak diye düşünüyorum. Daha haklı Selim. Yani mutlaka belli bir oy potansiyeli çıkacaktır ama yani kazanmasını yetecek ya da karşı tarafın kazanmasını imkan verecek kadar bir oy alacağını düşünmüyorum Maçoğlu'nun. Fatih Mehmet Maçoğlu'nu soruyorum. Kadıköy Belediye Başkan adayı. Sizin geldiğim için çok mutluyum. Çünkü seçim döneminde sizi ben neredeyse her gün izliyordum. Her yayınız çıktığı zaman izliyordum yani. Kolay gelsin. Çok güzel bir iş yapıyorsunuz. Zaten beni gören seçimin geldiğini anlıyor. Fatih Mehmet Maçoğlu'nu sordunuz değil mi? Evet. Yani kendisinin taşrada, kırsal bölgelerde çok iyi işler yapmış bir insan olduğunu düşünürsek yani bir şehir merkezindeki, İstanbul gibi metropoldeki merkez ilçelerden birinde bulunmasını ben çok mantıklı bulmuyorum. Çünkü kendisi tarım politikalarında çok başarılı oldu orada bildiğim kadarıyla. Ve aynı zamanda büyük şehirlerde de orada üretilen ürünlerin satılmasını sağlayacak zincirler kurdu. Fakat yani burası bir şehirli bir kontekst. Yani kendisinin buraya ben bir belediyeci olarak, icracı bir insan olarak fit olacağını açıkçası çok düşünmüyorum. Şansını nasıl görüyorsun peki? Yani herhalde tipin ne yapacağına bağlı bilmiyorum yani. Tipin tabanı olan, daha sosyalist solda bulunan seçmenler ne yapacak o konuda bir bilgim olmadığı için bir şey diyemiyorum ama yani buranın CHP'den çıkmasında ben düşük bir ihtimal olduğunu düşünüyorum başkası. Size sorayım hemen. Fatih Mehmet Maçoğlu'nun Kadıköy adaylığı için ne düşünüyorsunuz? Bence iyi olur. Bence çok Türkiye, aslında Mehmet Maçoğlu Türkiye'nin başına geçmesi lazım. Böyle bir zihniyet lazım bizim ülkemize, doğru mu? Adaletli olacak. Peki şansını nasıl görüyorsunuz? Kadıköy'de mi? Evet. Kadıköy'de yüksek. Ben verdim şahsen. Tabii ben solcuyum çünkü. Ben genelde sosyal demokratım. Destekleyeceksiniz o zaman, vereceksiniz. Ben destekledim. Fatih Mehmet Maçoğlu'nun Kadıköy adaylığını soruyorum, ne düşünüyorsunuz diye. Bence gerek yok. Bence bu kadar buradan oy alacağını düşünmüyorum. Evet, gördüm. Dün gece gördüm. Beğendim. Dedim ya bu yapılır mı şimdi? Ama şunu da düşündüm. Tamamını alma ihtimali yok. Dolayısıyla öbür tarafı zayıflatacak. Yine meydan AK Parti'ye mi kalacak diye de düşündüm. Bekleyeceksin. Herkes adayını çıkartmadı daha. Evet. Bakalım diğer partiler ne adayı çıkartacak? Daha henüz CHP'ninki de belli değil. CHP'nin adayı da belli değil ama şey koyacakmış galiba. Yani İmam Bey koyacakmış herhalde. Göreceğiz. Bakalım ama bütün adaylar çıktı. Şu anki var olanlarda favorim Komünist Parti'ninki. Peki kazanma oranını nasıl görüyorsunuz? İşte gönül arzu ediyor ama orada bir büyük soru işareti var. Ne CHP'ye yarar ne kendisine yarar, AK Parti'ye yaramasından korkuyorum. Yani o var. CHP alacak. Teşekkür ederim. Şimdi arkadaşım hep bağlı, eskiye bağlı. Ama ben doğduğumdan beri CHP'liyim. CHP alacak. Komünist Başkan Tunceli'deki. Yani Tunceli'den Kadıköy'e bence gerek yok ya. Tunceli Belediyesi olarak kalabilir. Kadıköy'e seçeceğini düşünmüyorum bence. Ya ben de hani CHP'nin zaten belli bir kesime şey yaptığı için, Kadıköy dahilinde daha çok gençler olduğu için gerek duymuyorum. Yani Tunceli'den dediği gibi. Kadıköy çünkü
ayağı CHP'nin. Yani çok zor. Komünist başkanın adaylığı için ne düşünüyorsunuz? Hayırlısı olur diye düşünüyorum. TKP'den aday oldu. Evet. İsabetli olduğunu düşünüyorum. Yani gayet olumlu karşılıyorum. Oy verecek misiniz? Tabii ki de. Benim çıkaracağı aday da pekala önemli bu konuda. Ama yani ideolojik olarak tabii ki Komünist Partisi'nin seçmeniyim ben. Evet, kesin. Şans veriyor musunuz? Kazanabilir mi? Yani burada tabii CHP'nin oynayacağı rol çok önemli olur. Çok belirleyici olur. Ama yani kazanmasa bile dahilinde şey olur. Yani potansiyele sahip bir aday. Size soralım. TKP'nin adayı Komünist Başkan Kadıköy'den aday oldu. Ne düşünüyorsunuz? Vallahi mantıklı çok değil. Çok severiz ama seviyoruz ama mantıklı değil. İhtimal mi vermiyorsunuz? Vermiyoruz. TKP'den Fatih Mehmet Maçoğlu aday oldu. Gerçekten mi? Evet. Çok sevindim, çok güzel. Kazanma şansı nasıl görüyorsunuz? Bir şey söylemek çok zor bence ama ihtimal yüksek diye düşünüyorum. Herkes tanıyor, seviyor da. Siz oy verir misiniz? Evet veririm ama burada oturmuyorum, Kartal'da oturuyorum. Bence Tunceli'de kalsaydı, orada çok yararlı işler yapıyordu. Burada biraz şansını az görüyorum, evet. CHP'nin de adayı var. Evet. Yani CHP'yi daha şey görüyorum, şanslı görüyorum bu konuda. Yani orada zaten çok faydalı işler yapıyordu. Hani orada devam etseydi seçilirdi de daha şanslı olacağını düşünüyorum. Burası şehir, metropol yani. Orası Tunceli sonuçta toprakla ve daha farklı bir bölge. Orada başarılı bir insanın orada kalması gerektiğini düşünüyorum. Burası için de farklı projeleri var mı? Yani bilmiyorum ama ben şans... CHP'nin karşısında şans vermiyor. Hayır, vermiyorum. Çok sağ olun. Gelsin diyorum. Oy verecek misiniz? Valla ben sol partiye oy vermiyorum ama o adamı da takdir ediyorum. Doğrusunu söylemek lazım. Kadıköy zaten kendi ceketimi assam alırımla giden bir ilçemiz olduğu için. Siz daha önce kime oy vermiştiniz? Kadıköy'de mi? İyi Parti'ye vermiştim. Ama şimdi eğer o olursa farklı olabilir. CHP'nin çünkü... adayına mı, ona mı verirsiniz? Yo, ona veririm. Ona ama CHP'ye geçse CHP'ye veririm. Bak kişiler, partilerle artık ilgilenmiyorum. Kişilerle ilgileniyorum. Kişiye veriyorum artık. Çünkü partilerle işimiz yok artık. Bitmiştir çünkü. Eğer bunu iyi bir şey yapabilirse, tanıtabilirse farklı olacağını düşünüyorum. Vallahi mantıklı düşünen, hizmet isteyen insanlar böyle yapması lazım. Ama forma tutar gibi, parti tutar şey gibi, takım tutar gibi olursa zaten memleketin hali belli. Merhaba, Fatih Mehmet Maçoğlu'nun Kadıköy adaylığı için ne düşünüyorsunuz? Valla aday olursa oyumu veririm. Verir mi? Seviyoruz, evet. Peki şansını nasıl görüyorsunuz bu seçimde? Bence kazanabilir. Evet, ben bekliyorum açıkçası. Bence oyları ikiye bölecek diye düşünüyorum. Yani tek adayımız var, şu anda tek kurtuluşumuz var İmamoğlu biliyorsunuz. İyi bir oy potansiyeli var, bir şeyler yapıyor, çabalıyor, sarf ediyor. Maçoğlu'nun Kadıköy'den aday gösterilmesi bence oyları böleceğinden çok çok eminim. Yani tek çatı altında toplanması daha mantıklı. İyi bir aday, kesinlikle. Hiç, yani orada hiç problem yok. Maçoğlu gerçekten iyi bir aday. Zaten yaptıklarını görüyoruz, çabalıyor, sarf ediyor, bir şeyler yapmaya çalışıyor adam. Orada Tunceli'de iyi şeyler yaptı. Ama burada Kadıköy olur muydu? Şüpheli. Belki diyorum ki mesela karşı rakibin olduğu yerlerde tabii bir Sancaktepe olmaz. Çünkü seçilmeyeceği kesin. Ama daha yakın mesela AK Parti'nin böyle şey göstereceği bir yerlerde Maçoğlu'nu göstermek daha mantıklıydı. Maçoğlu'nun adaylığı için ne düşünüyorsunuz Kadıköy'den? Süper olur. Verecek misiniz? Süper olur. Tabii. Oy vereceğim tabii. Peki şansını nasıl görüyorsunuz? Ben keşke herkes Maçoğlu gibi olsa ülke çok harika olur. Evet. Şimdi biliyorsunuz Kadıköy'de CHP'nin oranı çok yüksek, %65'lerde. Maçoğlu'nun şansı ne olur bu durumda? Kadıköy'de yüksek olur bence. Bence de Kadıköy'de yüksek olur. Başka bir şey çıkmaz Kadıköy'de. CHP'de aday çıkaracak. Çıkarsın. Valla CHP'de çıkarsa artık önemli olan yönetim şeklimiz. Parti değil artık, o geçti. Kişilere diyor. Kişilere, aynen. Önce İmamoğlu, sonra Maçoğlu. Evet. Ben çok daha farklı düşünüyorum. Maçoğlu'nun ben İstanbul'da harcandığını düşünüyorum. Adamın siyasi hayatına bence bir kilit vurulduğunu düşünüyorum. Ben mesela görüş olarak sol görüşlü biri değilim. Ancak ortadan bakıyorum daha hani böyle kişilere. Ben de İmamoğlu'cuyum şu an. Ama onun Kadıköy'de olması bence çok üzücü oldu. Keşke yine kendi bölgesinde Büyükşehir Belediyesi'nde aday olarak kalsaydı. Çok daha başarılı olacağına inanıyorum.
burada bence harcanır. Yani seçilemeyeceğini düşündünüz. Evet, çünkü insanlarda aşırı derecede seçilemeyeceğini düşünüyorum. Maalesef burada seçilemeyeceğini düşünüyorum. İstanbul çok enteresan bir bölge. Kadıköy de çok enteresan bir bölge. İnsanlar bu son dönemdeki siyasi olaylardan dolayı yaklaşımlarını çok farklı ve değerlendirmelerini çok farklı noktalara getirdiler. Gönlüm kazanmasını ister onun açıkçası. Ben AK Parti'nin almasını istemiyorum. Ama bence onun siyasi hayatını sekteye uğratacağını düşünüyorum. Çok üzücü bir durum benim için yani. Ben kendi adıma üzüldüm onun adına. Maçoğlu'nun Kadıköy adaylığı için ne düşünüyorsunuz? Fatih Mehmet Maçoğlu'nun TKP'den aday oldu biliyorsunuz. Bence uygun. Uygun mu? İnşallah orada yaptıklarının aynısını burada da uygulayabilir. Dürüst. O günkü şartlara bağlı. Peki CHP de aday çıkaracak. Nasıl olur sizce? CHP'nin adayını zorlayacaktır. Çünkü kişiye güveniyorlar. Yaptıkları da var. İnsanlar takdir ediyor. Kademe kademe geliyor. Dürüst insan lazım bize. Değer verdiğin kişiye oy vermekte fayda var. Fatih Mehmet Maçoğlu'nu soruyorum. Kadıköy adaylığını soruyorum. Ne düşünüyorsunuz diye. Hangi partiden? TKP'den aday oldu. Bilmiyorum, şansı olursa. Bilmiyorum ki oylar mı bölünür ya da şans olur mu? O konuda çok fazla bilgim yok. Bu arada yakından daha güzelsiniz. Teşekkür ederim. Dün, iki gün önceye kadar sizi İngiltere'de izliyordum YouTube'dan. Türkiye'ye geldim. Biraz sinirlerim bozula bozula geziyorum. Yani bıraktığımız gibi değil maalesef memleket. Yani insanın içi parçalanıyor gerçekten. Türkçe konuşan da, Türk de herhalde bayağı bir azınlık duruma gelmişiz galiba. Evet, evet. Biz Bostancı tarafındayız. Orada çok fazla yoktu artık. Gerçekten benim aklım almıyor. Hiç kimsenin de kanına dokunmuyor mu? Böyle bir millet miyiz? Ben anlamıyorum gerçekten. Şaşkınsınız bayağı. Ya üzgünüm, şaşkınım, üzgünüm de yani. Üzgünüm çünkü çok güzel bir ülkede yaşıyoruz. Gerçekten çok güzel bir ülkede yaşıyoruz. Keşke bu kadar, ne bileyim, herhalde bazı şeyler bize çok hazır geldi. Çok savaşmadık. Sanırım o yüzden kıymetini bilmiyoruz. O yüzden de bilmiyorum, gerçekten üzgünüm yani. Hani buraya bir koşa koşa geliyorsun. Ülkem, canım, işte orada çok daha iyi olacağım ama burada daha iyi olmuyorum şimdi gelince. Gerçekten yani bıraktığın gibi değil ülke. Bıraktığın gibi kalsa yine iyiydi ama bilmiyorum ne kadar ülke, ne kadar artık gerçekten ülkemiz var sanıyoruz falan mı acaba, onu da bilmiyorum yani. Merhaba. Merhaba. Fatih, aa, Mehmet. Sokak kedisi. Merhaba, nasılsınız? Merhaba, çok dinliyorsunuz sizi. Şeyde çok seyrediyorum sizi. Vallahi gerçekten çok keyifli oluyor YouTube'da, YouTube kanalında. Buyurun, soruyu alayım. TKP'den Fatih Mehmet Maçoğlu aday oldu. Ne düşünüyorsunuz? Çok başarılı, çok da keyifli. Oradaki halkı da çok güzel seviyor. Bence olması gerekiyordu. Olsun, olur olur. Olur. Kadıköy'de seçilir mi sizce? Kadıköy'de seçilir. Kadıköy'de yani o seçilir. TKP. CHP değil. CHP değil. Gene orada, buradan da TKP'den aday olacak. Komünist yok. Ama yani partiden dolayı seçilemez. Yok, seçilemez. İsim olarak bak, yerel seçimlerde, belediyelerde ya kişiye, belediyecilikte ona bakmaz ya. Yaptığı işe bakılır. Ben öyle düşünüyorum. Yaptığı işe bakarım. Ama diğer partilerle kıyaslarsam ona bakarım. Ama burada bakma, Maçoğlu'na bakarım. Yani yaptığı yerde neler yaptıysa ona bakarım. Ben katılmıyorum, kesinlikle CHP. Ne olursa olsun CHP. Yani kim olursa olsun, kim gelirse gelsin CHP'den aday gösterildiği şartta CHP olur. Gelip de CHP'den adayını koysaydı kesin. Çünkü başarılı, sevilen bir adam. %100 sevilen bir adam. Yaptıkları icraatlar da ortada ama yani parti yanlış. Ben parti kötü demiyorum. Bunu kesinlikle o konuda bir yanlış bir anlaşılmış. Yani yok. Abi Kadıköy CHP. Belediyecilik anlayışı nedir? Benim sokak kapımı önünü kim temizler? Bu olması gerek. Bunu düşünmemiz lazım. Belediyecilik anlayışı benim kapımın önünü kim temizler? Çöpümü kim atar? Buna bakmam gerekiyor. Şimdi bu adam da Maçoğlu. Yaptığı Tunceli'de güzel işler var. Kapısının önünü iyi temizliyorsa neden Kadıköy'de olmasın? Neden İstanbul'da olmasın? Bakın ben siyasi olarak demiyorum. Maç olarak söylüyorum. Kişi olarak konuşuyorum. Her bakımdan seviyorum kendisini ama ben de seviyorum. Bak gerçekten CHP yani olmadığı için orada katılmıyorum. O vakıflara işte köylüye ya da çiftçiye mümkün değil diyorum. Mümkün değil. Mümkün değil. Ben yani kazanır diye düşünüyorum. Peki oyları bölme endişeniz var mı? Hayır. Kadıköy'de olduğu için bakın mesela İstanbul genelinde düşünüyorum. Evet. Yani İmamoğlu'yu seviyorum. Biz zaten İmamoğlu'na gene oy vereceğiz ama Kadıköy, İstanbul çapında oyun bölünme ihtimali var AK Parti'den dolayı. Ama Kadıköy'de mümkün değil. Yani kim gelirse gelsin. Gelsin buraya. Burada da belki çok daha farklı bir şekilde lanse edecek kendini. Daha büyük bir reklam olacak. Ama yanlış. Ben kazanır diye düşünüyorum ya. Ben yüksek görüyorum. Yani belediyecilik anlayışına bakarsak, yaptığı işlere bakarsam siyasi olarak değil. Bakın siyasi olarak kazanır, ona bir şey diyemem. Ama kişi belediyecilik anlayışına bakılırsa ben kazanmasını uygun görüyorum yani ve kazanır diye düşünüyorum. Çünkü Kadıköy'de biraz kesim olarak hani farklı düşünebiliyor, en azından görebiliyor. CHP'den geldi. Gerçekten çok ciddi söylüyorum. Yani evet, kesinlikle. Ben çok beğeniyorum çünkü yaptığı faaliyetler, icraat, her şey ortada. Şu değil yani Kadıköy olduğu için CHP, kola kutusunu koy kazanır gibi mantıkla bakıyorsun sen.
mantıklı öyle. Ama değil işte. Ben de onu istemiyorum yani. Kandırma onu istemiyorum. Kendini. Sen kendini kandırma abi, CHP. Sen de Kadıköy eski halini biliyorsun, ben de biliyorum. Yok abi, CHP. 30 yıllık Kadıköy. Yani. Kusura bak. Abi biz zaten CHP'liyiz de onu da açık söyleyeyim ama CHP. Yaklaşık 30 yıllık bir dostumuz var. İyi bir aday ama değil mi Maçoğlu? Çok iyi bir aday. Evet, kesinlikle katılıyorum. Keşke diyorum ya CHP'den olsaydı gözü kapalı. Yani ben de onun için çalışırdım. Kesinlikle. Keşke. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Hoşça kalın.